Anadolu Üssüzü grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 184 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik ve bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece yukarı tepkisi hareketleri başlatma ihtimalini devam ettiren bir görüntü de süreci de sürdürüyor. Gördüğünüz gibi şu bölgedeki 215-50 bölgesi direncimiz de en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. Buranın üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şu şablon bölgemizin üst noktası olan 225 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak ve daha sonra da o bölgenin üzerine geçişleri hacimli bir şekilde devam ettirebilirse yakın hedef bölgemiz olan 300 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimaline doğru giden süreci oluşturabilir. Tabii bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece burada güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Ve 184 bölgesi olan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler de oluşursa şablon bölgesinin alt noktasına kadar yani 145 bölgesine kadar kesin stop noktası olan bölgemize bir düzeltme durumunu oluşturacağından dolayı bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri ve tepkisi hareketleri yapma ihtimalini sürdürebilir. Yukarı yükselişlerin en önemli 300 bölgesi ve daha üst bölgeye devam edecek nokta şu bölgedeki direnç noktası olacak. 265 bölgesi. 265 bölgesinin üzerine geçişleri oluşturduktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttıran bir şablon durumu oluşacak. Doğaç grafiğimizde şablon durumunda yarı yarıya stop noktası olarak 101.35 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta tekrar o bölgeyi test etmiş ve orada tutunma hareketlerini sürdüren bir görüntü oluşturmuş. O bölgeden tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatmak isteyen bir şablon durumuyla haftaya kapatmış gözüküyor. Şu bölgedeki direnç noktası da önem kazanmış ve oranın üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturduktan sonra yani 105-45 bölgesi üstüne geçiş kapanışları oluşturabilirse şablon bölgesinin üstüne çıkarak yeni bir zirve oluşumu meydana getirebilir ve o bölgenin üzerine geçişleri sağladıktan sonra da 115 hedefimizi gerçekleştirme ihtimali oluşturup daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirebilir. Tabii şu an için yarı yarıya stop bölgemiz destek oldurmayı sürdürmüş 101.35 bölgesi. Bu bölgenin altına geçişler meydana gelirse kesin stop noktamıza kadar yani 95 bölgesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. 95 bölgesi kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına geçişler daha tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı yaklaştığı esnalarda zincir stop emirlerimizi mutlaka yazalım. Altına geçişler tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı stop olarak değerlendirmemiz gerekebilir. Porto grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda 332 bölgesi yarı yarıya stop bölgesiydi. Gördüğünüz gibi bu hafta için yarı yarıya stop bölgemizi test edip o bölgede tutunma hareketlerini sağladıktan sonra cuma günü için bir tepkisi hareket verse de şablon bölgesi kanal direncine geçiş sağlayamadığı için şu anda o bölgede dirençle karşılaşmış gözüküyor ve daha yukarı tepkisi hareketleri devam edebilmesi için öncelikle kanal direncini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra şu bölgede yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin en üst direnç noktası olarak takip ettiğimiz bölgeler 362.50 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir gözüküyor. 362.50 bölgesinin üzerine geçiş oluşursa yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran bir görüntü oluşturup yeni zirve oluşumlarına kanal direncine kadar yani 375 bölgesine kadar gitme ihtimalini oluşturabilir. Daha üst bölgelere devam ederse de yakın hedef bölgemiz olan 400 bölgesine kadar yükselişleri oluşturabilir gözüküyor. Tabii geri çekilmelerde tekrar o durum meydana gelirse 332 bölgesi
Şu an için yarı yarıya stok ve en önemli destek noktamız oluşturuyor. Altına geçişlerde de şablon bölgemizin en alt noktası ve şu bölgedeki dip nokta olan bölge 315-50 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişler tehlikeli boyutlar oluşturabileceğinden dolayı kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekir. Aşağılarda kanal desteği daha derin olarak devam ettiğinden dolayı burada stop yaparak alt bölgelerde lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Kar grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 8-25 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizdi ve geri çekilmelerde oraya yaklaşan bir durum oluştuktan sonra Cuma günü tekrar bir tepkisi hareket vermiş fakat kanal direncine geldiği için o bölgede tutunma hareketlerini devam ettirerek güç kazanma hareketlerini sürdürme ihtimalini devam ettiren bir görüntü oluşturmuş. Şablon bölgesinin direnç noktası 8.95 olarak gözüküyor. 8.95 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturabilirse şu bölgede yapmış olduğu zirveyi ve yakın hedef bölgemiz olan 9.50 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturan bir görüntü meydana gelecektir. 9.50 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse 10 ve daha üst bölgelerdeki hedeflere doğru gitme ihtimalini sürdüren grafik meydana gelecek. Bunu sağlayabilmesi için öncelikle tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.25 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. 8.25 altına düzeltme durumlarını devam ettirirse de kesin stop noktası olan 7.65 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de güç kazanma hareketlerini sağladıktan sonra 9.50 ve üst bölgelerdeki hedefleri gerçekleştirmek isteyen grafik durumunu devam ettirme ihtimali daha yüksek. Otokar grafiğinde şablon durumumuz yarı yarıya stop noktası olarak 527 bölgesini belirlemiştik. O bölgede tutunma hareketlerini sürdürüp şablon içerisinde güç kazanma hareketlerini sürdürmüş gözüküyor ve bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürmeye devam ettirdiği sürece de tabii ki yukarı yükseliş ihtimalini artıran bir görüntüyü devam ettirmiş oluyor. Şu an için şablon bölgesinin direnç noktası şu bölgedeki direnç olan 549 direnci çalışıyor. Bu bölgenin üzerine geçiş yapıp kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra yakın zirve yapmış olduğu bölge olan 570 ve daha yukarıdaki hedefimiz olan 600 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini artıran bir görüntü oluşturacaktır. Bu bölgede geri çekilmelerde 527-50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimalini devam ettirip güç kazanma hareketlerini sürdürdükten sonra hacimli yükselişleri başlatıp üst bölge hedeflerine doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu devam ettirebilir gözüküyor. 527-50 bölgesinin altına yani yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde 500 bölgesine kadar geri çekilme ihtimallerini oluşturabilir. O bölgenin altına düşüşlerde de tabii ki daha dikkatli olmamız gerekeceğinden dolayı kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tofaş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 91-85 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. O bölgeye geri çekilme yaşanıp tutunma hareketlerini yapmış gözüküyor. Ve o bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece de güç kazanma hareketlerini oluşturduktan sonra yapmış olduğu hedef noktası olan 100 bölgesini tekrar test etme ihtimalini oluşturabilir. 100 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse 110 hedefimize doğru giden süreçte öncelikli olarak tabii ki şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 105 hedefini gerçekleştirip o bölgeye hacimli bir şekilde geçiş sağlayabilirse 110 hedefini ve daha yukarıdaki 115 hedefine doğru giden süreci oluşturma ihtimalini meydana getirecek. Önemli olan tabii ki bu bölgede test etmiş olduğu 91-85 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşlerin olup olmayacağı ve ondan sonraki kesin stop noktalı olan 87-65 bölgesinin altına geçişlerin meydana gelip gelmeyeceği. O bölgelerin altına
düzeltme durumlarını devam ettirmediği sürece yukarı yükseliş ihtimalini sürdüren bir görüntü şablon durumunda devam ediyor ve önümüzdeki hafta için 100 bölgesine yapacağı tepkisi hareketi oluşturursa yukarı yükselişlerin başlangıcı olarak algılanan ilk sinyal olarak değerlendirilebilir. Türk traktör grafiğimizde şablon durumumuzda oluşturmuş olduğu zirve bölgesini test etmiş gözüküyor ve o bölgede de tutunma hareketlerini sürdürmüş gözüküyor bu hafta içinde. Tabii ki yukarı yükselişleri devam ettirebilmesi için yani 375 hedefimize gidebilmesi için bu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 340 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlaması veya o bölgenin üzerine hacimli yükselişleri devam ettirmesi gereken şablon durumunu oluşturmuş. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayabilirse daha yukarı hedeflere gitme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşacak veya bu bölgedeki zirve durumunun üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilmelerde destek bölgemiz olan yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemize kadar düzeltme durumlarını oluşturursa güç kazanma hareketleri olarak değerlendirip üst bölgelere geçiş sağlamak için bu bölgelere düzeltme yapma ihtimalini oluşturan bir görüntü meydana gelebilir. 293 bölgesi en önemli destek bölgemiz, yarı yarıya stop noktamız. O bölgenin altında düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükseliş ihtimalini sürdüren görüntüyü devam ettirebilir.